Sevgili mutfaktan herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere alışılagelmişin dışında çikolatalı ve çok lezzetli bir baklava tarifi paylaşacağım. Daha önce yapmadıysanız veya tatmadıysanız bu güzel baklavayı ön yargılarınızı bir kenara bırakarak mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Özellikle çikolata severler bir kez denedikten sonra vazgeçilmez tatlılarından olacağına inanıyorum. Hiç vakit kaybetmeden baklavamın yapımına geçiyorum. Hemen baklavamın hamuru için gerekli malzemelerimi sayarak başlamak istiyorum. Öncelikle bir adet oda ısısında bekletilmiş oldukça iri yumurtam vardı. Derin bir kase içerisine kırdım. Ardından 125 mililitrelik çay bardaklarıyla yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı yoğurt ve bir yemek kaşığı da elma sirkesi ilave ediyorum. Arzu edenler yerine üzüm sirkesi de kullanabilirler. Bir paket hamur kabartma tozumu da ekledikten sonra sıvı malzemelerimi şöyle güzelce bir çırpıyorum. Homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam ediyorum. Yoğurt parçaları tamamen yok olduktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı kakao ilave edeceğim ve yine kakao ile beraber de çok güzel bir şekilde çırpmaya devam edeceğim. Kakaonun da yine sıvı malzemelerle tamamen bütünleşmiş olması lazım. İçerisinde böyle top top kakao parçaları kalmayacak şekilde, dediğim gibi güzel bir şekilde çırpmanız lazım. Kakao da sıvı malzemelerimle güzel bir şekilde bütünleştikten sonra sıra geldi şimdi ununu ilave etmeye. Un için kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitrelik klasik su bardağı boyutundadır. Ben hamurumu oluştururken toplamda 4 su bardağı un kullandım ama sizler 3 su bardağından sonra azar azar ve kontrollü bir şekilde ilave edin lütfen. Kullanmış olduğunuz ununuzun markası, yumurtanızın büyüklüğü, hatta yoğurdunuzun sululuk oranı bile kullandığınız un ölçüsünü değiştirecektir. Dediğim gibi 3 su bardaktan sonrasını lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Çok sert olmayacak bir şekilde ama kulak memesinden de bir tık sert olacak orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. Çok sert bir hamurda, çok yumuşak bir hamurda baklavanızı açarken, yufkalarınızı açarken işinizi zorlaştıracaktır. Dediğim gibi orta sertlikte bir hamur olmasına özen gösterin lütfen. Kasenin içerisinde bir süre yoğurduktan sonra hamurumu masamın üzerine aldım daha rahat çalışabilmek için. Ara ara un serperek özlü bir hamur oluncaya kadar güzelce yoğurdum. Şimdi yoğurmuş olduğum hamurumu bezelere ayıracağım. Ben toplamda 19 beze elde ettim hamurumdan. Arzu ederseniz biraz daha ufak bezeler tutarak biraz daha çok sayıda beze elde edebilirsiniz. Hamurunuzu açacağınız taplanızın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz bunu. Biraz daha ufak bezeler hazırlayabilirsiniz ama biraz daha büyük bezeler hazırlamanızı çok fazla tavsiye etmem, büyük bezeler tutmanızı. Çünkü açmış olduğunuz yufkanız ne kadar büyük olursa tatlı dilimleriniz de o kadar büyük ve kaba olacaktır. Bezeleri ayırmış olduğum hamurlarımı şimdi azar azar nişasta serperek şöyle yaklaşık çay tabağı boyutunda elimle biraz büyütüyorum ve bir tepsiye birbirine değmeyecek şekilde güzelce diziyorum. Bütün bezelerimi aynı işlemi uyguladıktan sonra şimdi tepsimin üzerini streç filmle hava almayacak şekilde kapatacağım ve toplamda 2-2,5 saat kadar dinlendireceğim. Eğer baklavanızı hemen hazırlayamayacaksanız, bezelerinizin dinlenme süresi uzayacaksa 2 saatten sonra mümkünse buzdolabına kaldırıp o şekilde bekletmenizi tavsiye ederim. Ben yaklaşık 2-2,5 saat arası dinlendirmiş olduğum bezelerimi artık aldım ve yufkalarımı açacağım. Gayet güzel bir şekilde hamurum kendisini salmış, yumuşamış. Baklavalarımın içerisine kullanmak için de bolca Hindistan cevizi, baklavalarımı, yufkalarımı açmak için de mısır nişastası kullanacağım. Eğer mısır nişastanız yoksa ya da bulamıyorsanız yerine buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Ama mümkünse mısır nişastası kullanmanızı tavsiye ederim. İlk etapta bolca nişasta koymuş olduğum taplamın üzerine bezelerimden bir tanesini alıyorum ve arkalı önlü nişastaya bulayarak ilk önce yine yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde merdane ile açıyorum. Ardından da oklava ile açmaya devam ediyorum. Bende de olduğu gibi ilk açmış olduğunuz bezeleriniz oldukça zorlayacaktır size ama 2-3 bezeden sonra hem eliniz alışacak hem de bezelerinizin de dinlenme süresi uzadığı için daha rahatlıkla, daha kolaylıkla açılacaktır. Merdane ile büyütme işleminden sonra mümkün olduğunca az nişasta kullanmanızı tavsiye ederim. Yapışma ihtimali varsa böyle benim gibi gördüğünüz şekilde azar azar nişasta serpebilirsiniz yapışacağı yerlere.
Ama onun dışında çok fazla nişasta kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bu benim açmış olduğum ilk yufkamdı. Dediğim gibi ben de gerçekten ilk yufkada biraz zorlandım. Ama diğer yufkalarım gayet kolay ve rahatlıkla açıldı. Yufkalarınızı açtığınız ortam mümkünse rüzgar almayan, cereyan yapmayan bir ortam olsun ki nişastayla açtığımız için ve incecik bir yufka açtığımız için çok hızlı kuruyacaktır ve şekil vermeden elinizde yırtılacaktır. Açtığınız ortam dediğim gibi rüzgar almayan bir yer olursa çok daha rahat olur, işiniz çok daha kolay olur. Açmış olduğum yufkamı şimdi ortadan ikiye kestim ve kenarlarını keserek içerisine doğru alıyorum. Yufkamızı ne kadar ince açarsak açalım ister istemez kenarları bir tık kalın oluyor. Ortaya doğru da ittireceğimiz zaman kenarları daha da kalınlaşmış oluyor. Her tarafının eşit kalınlıkta olabilmesi ve eşit lezzette olabilmesi için bu detaya da dikkat edin lütfen. Baklava hamurumuz kakao içerdiği için sade hamurlara kıyasla ister istemez biraz daha kalın bir yufka oluyor. Ufak tefek püf noktalarıyla daha lezzetli bir baklava elde edebilirsiniz. Şimdi yufkalarımı küçük parmağımın kalınlığında ince bir oklavam var. Ona gevşek bir rulo halinde saracağım. Sarmış olduğum yufkamı oklavamın iki tarafından ortaya doğru ittirerek büzdüreceğim. Çok fazla sıkıştırmamaya da gayret edin lütfen. Olabildiğince gevşek yittirin. Çok fazla sıkıştırırsanız yufkalarınız içerisindeki Hindistan cevizinden dolayı patlayacaktır. Hazırlamış olduğum baklavalarımı oklavamdan bir tepsiye sıyırıyorum ve bu şekilde hafif tepsermesini, biraz sertleşmesini bekleyeceğim kesmek için. Bu arada ikinci yufkayı açmadan önce de taplamın üzerinde biriken Hindistan cevizlerini de bir güzel temizliyorum ki ikinci yufkamı yırtmasın, parçalamasın diye. Yine aynı şekilde ikinci bezemi de önce merdane ile ardından da oklava ile büyütebildiğim kadar büyüteceğim, inceltebildiğim kadar incelteceğim. Eğer çikolatalı bir baklava yapmak istemiyorsanız aynı hamura kakao ilave etmeden sade bir baklava hamuru da hazırlayabilirsiniz. Ramazan ayının son günlerine doğru yine aynı şekilde Hindistan ceviziyle sade bir baklava hazırlamıştım ve paylaşmıştım. Gerçekten lezzeti çok şahane oluyor. O şekilde de mutlaka denemenizi tavsiye ederim ama kakaolu da gerçekten ayrı bir lezzet oluyor. Bundan 4-5 sene önce ilçemizde başlatılan yemek yarışması, Hıdrellez şenliklerinde yapılan yemek yarışmalarında çikolatalı baklava ve sade baklavalarla katılmıştım yarışmaya ve birkaç sene boyunca hep Allah'ın izniyle birincilik kazanmıştım. Gerçekten denemenizi çok tavsiye ettiğim bir lezzet. Çikolatalı baklava olur mu diye ön yargılı yaklaşmayın lütfen. Gerçekten bir kez yapın, tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz bir lezzet olacak. İkinci yufkamı da yine aynı şekilde açtım. Kenarlarını keserek ortasına doğru serdim. Bolca Hindistan cevizi serpiştirdim ve yine oklavama sararak düzdürdüm. Oklavamdan sıyırdım. Hamurum bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Bu arada videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarım, yoruma benim için minicik bir kalp ya da bir çiçek bırakırsanız çok mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın lütfen. Zaman ilerledikçe yufkalarımın ne kadar güzel açıldığını da görüyorsunuz. Çok fazla nişasta ilavesine gerek kalmadan tülbent gibi inceliyor. Ben baklavalarımı keserken fırın tepsimin çizilmesini istemediğim için önce ayrı bir tepsiye koyarak orada tepserttim. Ama isterseniz direkt baklavanızı pişireceğiniz tepsinizin içerisine de sıyırabilirsiniz hamurlarınızı. Fırın tepsilerimin deforme olmasını istemediğim için bu şekilde hazırladım ama dediğim gibi nasıl kolayınıza geliyorsa eğer isterseniz direkt pişireceğiniz kabın içerisine de sıyırabilirsiniz. Ben bir taraftan son yufkalarımı açarken bir taraftan da sizlere pişirme konusunda püf noktaları vermek istiyorum. Aynı baklava hamuru ile yakın zamanda ben aynı fırında sade hamurda pişirdiğim için pişme süresini ve konumunu kendime göre ayarlayabildim. 170 derecede önceden 10 dakika ısıtmış olduğum fırında alt tarafta bir 25 dakika pişirdim. 25 dakikanın sonunda fırının en alt tabanına indirdim tepsimi ve pişme derecesini 150 dereceye indirdim. Bir 25-30 dakikada o şekilde pişirdim. Pişme süresi ve konumu fırından fırına mutlaka değişiklik gösterecektir. Sizler de kontrollü bir şekilde yakmadan pişirmeye özen gösterin lütfen ve mümkün olduğunca
düşük ısıda kurutarak pişirmeye de özen gösterin. Malzeme listesini, şerbetin püf noktalarını ve pişirme detaylarını açıklama kısmına yazacağım. Lütfen baklavanızı hazırlamadan önce oraya da bir göz atın. Artık baklava yufkalarımın tamamını açtım ve şekillendirdim. Şimdi ilk önce hazırlayıp şekil vermiş olduğum baklavalardan dilimleyerek tepsime almaya başlıyorum. Oklavadan sıyırmış olduğum her bir baklava rulomu 4 parçaya böldüm. Fırın tepsimin en başına ve sonuna da baklava dilimlerimin başıyla sonunu tek sıra halinde yerleştirdim. Ortada kalan dilimleri de tamamen fırın tepsimin ortasına döşedim. Kalan yufkalarımı da aynı şekilde hazırladım. Geriye kalan kenar dilim baklavalarımın tamamı da küçük bir fırın kabını doldurdu. Hazırlamış olduğum 2 tepsi baklavamdan bugün fırın tepsisine döşediğim baklavamı pişireceğim. Diğer baklavamı da üzerinin yağını yaptıktan sonra soğutup derin dondurucuya kaldıracağım ve daha sonra pişirip şerbetleyeceğim. Fırın tepsisine yerleştirmiş olduğum baklavalarımın üzeri için 1 paket yani 250 gram katı yağımı ve üzerine de 1 su bardağı sıvı yağ ilave ederek ocakta kaynatacağım. Yağım ilk sıcaklığı çıktıktan sonra hara dindikten sonra da baklavalarımın üzerine dökeceğim. Eğer tatlılarınızın içerisinde tereyağı kokusu ve lezzeti sizi rahatsız etmiyorsa margarin yerine tuzsuz tereyağı da eritip kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 2 tepsi baklavamın tamamını doldurdum ve şimdi dediğim gibi yağını hazırlayıp hemen üzerine dökeceğim. Eriyip kaynamaya başladıktan sonra bir taşım kaynatmanız yeterli yağınızı ve birazdan üzerinde göreceğiniz o birikmiş olan köpükleri de lütfen baklavanızın üzerine dökmemeye özen gösterin. Özellikle tereyağı kullanacaksanız dibinde oluşan tortuları ve yüzünde biriken köpükleri kesinlikle kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Mümkünse süzdükten sonra ilave edin baklavanızın üzerine. Eritilmiş ve ılıtılmış olan yağımı şimdi her bir baklava dilimimin üzerine denk gelecek şekilde dökmeye gayret ediyorum. Yağ değmeyen baklavalarıma da şöyle fırça yardımıyla yağ ulaştırıyorum. Yağım ılıklaşırken fırınımı da 170 dereceye önceden 10 dakika kadar ayarlayıp ısınmaya bırakmıştım. Artık baklavalarımın üzerinde güzel bir şekilde yağladıktan sonra dediğim gibi önce 170 derecede ısıttığım fırında en alttan ikinci rafta yarım saat kadar pişirdim. Yarım saatlik pişme süresinin sonunda fırınımın derecesini 150'ye indirdim ve baklavamı da fırınımın tabanına yerleştirdim. Benim fırınım normal fırınlara kıyasla altı birazcık daha geç pişiriyor. O sebepten bu şekilde pişirdim. Eğer sizler daha önce tecrübe etmişseniz baklavalarınızı bir sorun çıkarmadan o taraflarda da gayet altı da üstü de güzel bir şekilde pişmişse lütfen alt tabana yerleştirmeyin. Hızlı bir şekilde yanabilir. Renginden dolayı da anlayamıyoruz zaten. Baklavalarım pişerken bir taraftan da şerbetini hazırlıyorum. Bunun için derin bir tencere içerisine 200 ml'lik klasik su bardaklarıyla 4 bardak şeker ve 4 bardak su koydum. Şeker eriyinceye kadar ocakta karıştıracağım. Şeker eridiği andan itibaren şerbetimi karıştırmayı bırakacağım ve kaynamaya bırakacağım. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra ateşi de yarıya indireceğim ve 10 dakika kadar kaynatacağım. 10 dakikanın sonunda 5-6 damla limon suyu sıkarak bir 3 dakika daha kaynatıp ocaktan alacağım şerbetimi. Eğer çok çıtır çıtır bir baklava yapmak istiyorsanız şerbetinizi çok daha öncesinden hazırlayıp tamamen soğutabilirsiniz. Ben biraz yumuşak bir baklava olsun istediğim için şerbetimi biraz ılık olarak kullanmak istedim. Şerbetim hazır ve baklavam da pişti artık fırından aldım. Bu arada şerbetim ılık hale gelmişti. Kaynar hali gitti, ilk sıcaklığı gitti. Olabildiğince el yakmayacak kadar ılık bir haldeydi. Fırından almış olduğum sıcak baklavalarımın üzerine hemen şerbetini şöyle bir gezdirdim. Ertesi gün baklava tepsinde yarım çay bardağı kadar bir şerbet ancak kalmıştı. Eğer baklavanızı çok şerbetli seviyorsanız su ve şeker miktarını yarım bardak kadar daha artırabilirsiniz. Özellikle baklavamın üzerini çikolatayla süslemek istediğim için ve çikolatalar şerbetin içerisinde yüzsün istemediğim için daha az şerbetli hazırlamayı uygun buldum. Ama dediğim gibi daha çok şerbetli tatlıları seviyorsanız şerbet miktarını yarım bardak kadar daha arttırabilirsiniz. Baklavalarımın üzerine süslemekte de ben beyaz çikolata ve sütlü çikolata kullandım. Benmari usulü eritmiş olduğum çikolatalarla her bir baklavamın üzerine şeritler halinde çikolata sıktım.
Süsleme kısmı hayal gücünüze kalmış. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Hemen birkaç da alternatif önerilerde bulunmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Eğer baklavalarınızı benim gibi Hindistan cevizli hazırlamak istemiyorsanız, videomun başında da söylediğim gibi içerisine Antep fıstığı, ceviz, kıyılmış fındık ne arzu ediyorsanız onları da kullanabilirsiniz. Baklavanızın tamamını kakaolu yapmak istemiyorsanız veya denemeye cesaret edemiyorsanız da tadının nasıl olacağından emin değilim diyorsanız da normal bir hamur yoğurun. Örneğin bu hamura kakao ilave etmeden hamurunuzu yoğurmaya başlayın. 2 bardak un ilavesinden sonra hamurunuzu ikiye bölerek yarısına kakao ilave edin. Diğer yarısına da normal un ilave ederek kıvamını ayarlayın. Kakao ilave ettiğiniz hamurunuzun da kakao rengi kıvamı eğer sizin için uygunsa kalanını un ilave ederek tamamlayın. Ama kakaolu hamurunuzu gerçekten sonradan kakao ilave ettiğiniz için çok güzel bir şekilde yoğurmanız gerekiyor tekrar tekrar. Kakaonun hamurun her tarafına eşit şekilde dağılmış olmasına özen gösterin lütfen. Tek seferde hazırlamış olduğunuz baklavanız eğer benimki gibi fazlaysa bir tepsisinin üzerine yağını sıvı yağ ve katı yağını eritip döktükten sonra baklavanızı tamamen soğutup streç filmle hava almayacak şekilde güzelce sardıktan sonra derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman dondurucudan çıkarıp çözdürdükten sonra yine fırında aynı şekilde pişirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Özellikle daha önce videoma denk gelmemiş ve acemi arkadaşlarımızı düşünerek tarifimi elimden geldiği kadar ve dilimin döndüğü kadar tüm detaylarıyla sizlere aktarmaya çalıştım. Videom biraz uzun oldu. Hakkınızı helal edin lütfen. Yine söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Tatlımız koyu renkli bir tatlı olduğu için detayları böyle ayrıntıları çok fazla kameraya yansımadı. Elimden geldiği kadar düzgün görüntüler almaya çalıştım ama çıplak gözle gördüğüm kadar güzel hiçbir görüntüyü yansıtamadım. İnşallah sizler evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Denediğiniz zaman lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin, esirgemeyin benden. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimi kaçırmamak için bildirimler al zilini aktif etmeyi de unutmayın lütfen. Tariflerimizin daha çok arkadaşımıza ulaşabilmesi ve tariflerimizden daha çok kişinin yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Sizleri bu enfes çikolatalı baklavalarımın birbirinden güzel görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.